Ülser sindirim sisteminin herhangi bir yerindeki doku bütünlüğünün bozulmasıdır aslında. Yemek borusunda olabilir, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta olabilir. Sanırım siz bu ülser sorusuyla mide ve 12 parmak bağırsağındaki ülser rahatsızlığını sordunuz. Ondaki ülserde genellikle hastalar, mide ülseri olan hastalar genellikle bize şöyle gelirler. Klasiktir bu bulgu. İşte hocam ben yemek yedikten sonra özellikle mide nahiyemde böyle gösterirler elleriyle. Çok ciddi rahatsızlık hissediyorum. Hatta bazen kendimi kusturup rahatlamaya çalıştığım bile oluyor. Gece uykudan uyandırır hastayı. Gastroskopide de zaten direkt ülseri görürsünüz. 12 parmak bağırsağında ülseri olan hastalar da aç kaldıklarında ağrılarının çok arttığını, yine gece uykudan uyandıklarını söylerler. Burada yine bir parantez açmak gerekir. Günümüzde biliyorsunuz kan sulandırıcı adını verdiğimiz, firma adını söyleyemeyelim de asetil salisilik asit, kan sulandırıcı. İşte bunun bebek formu vardır, erişkin formu vardır. Bir de yaş arttıkça eklem problemleri artıyor ve hastalar ciddi romatizma ilaçları kullanmak durumunda kalıyorlar. Özellikle bu kan sulandırıcı bir grubu tabii ki. Demin tanımladığım kan sulandırıcı. Mide dostu olan kan sulandırıcılar da var artık günümüzde. Ağrı kesici ve kan sulandırıcı kullanan hastalarda da ülser olur. Bunların ağrı kesici özelliği olduğu için pek ağrıda hissetmezler. Yani kullanmış olduğu ilaç ülser yapar, midede, 12 parmak bağırsağında. Tesadüfen de yakaladığımız vakalar oluyor. Bazen kanamayla geliyor bu hastalar. Bazen anemi dediğimiz kansızlıkla gelebiliyorlar. Onları endoskopik tetkikte görüyoruz. Tıpta şöyle bir kural var. Hastalık yok, hasta var. Aynı hastalık herkese farklı tezahür edebilir. O yüzden bir hasta şiddetli bir ağrıyla gelebildiği gibi ülser hastası. Bir hastanın ilk başvuru yakınması kan kusmada olabilir. Böyle uçlarda gezer semptomlar. Ama genel olarak başta söylediğim gibi yemeklerle ya da açlıkla artan ağrılar genellikle gece uykudan uyandırır. Bunlardır ülser hastalığının nedenleri. Günümüzde en sık nedeni ülkemizde Helicobacter pylori enfeksiyonudur ülserlerde. İkinci sıklıkta ilaçlardır. İşte bu romatizma türü ilaçlar, alkol sigara kullanımıdır. Bunlar her biri bir risk faktörüdür hasta için. Durum bundan ibaret ülserle ilgili. Ülser tedavisi altta yatan nedene göredir ama mesela Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı bir ülser hastasıysa mutlaka antibiyotik kullanmak zorunda. Yani işte 10 ila 14 gün arasında değişen uzunlukta mutlaka antibiyotik tedavisi veriyoruz hastaya mide koruyucularla beraber. Diğer eğer böyle bir neden yoksa sadece bugün için mide koruyucu ilaçlar ya da bizim proton pompa inhibitörü dediğimiz ilaçlarla tedavi ediyoruz. Onun dışında eğer hastanın ağrısı çok ön planda, yemeklerden sonra midesinde yanma, ekşime, kaynama gibi semptomlar varsa bizim antasit dediğimiz mide asidini azaltan şuruplarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Artı en önemli olan şey risk faktörlerini ortadan kaldırmak. İşte alkol tüketimini, sigara tüketimini ortadan kaldırması da ülserin tedavisinde yararlı.